Herkese merhabalar. Arsket Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Michael Hunter, Cassius Shaney karşılaşmasının tahmin, yorum ve analiziyle sizlerle beraberim. Bu maçın önemi nedir diye soracak olursanız WBA interim dünya şampiyonluk karşılaşması olacak bu. Yani WBA'in ikinci kemeri. Bu geçici kemer bu karşılaşmanın sonucunda sahibini bulacak ve WBA sıralamalarında yükselmek için ve şampiyon olan Oleksandr Usyk ile karşılaşmaya gitmek için önemli bir maç gerçekten. Yoksa bu iki boksör gerçekten hani şampiyonluk yolunda böyle bir fırsatı başka bir şekilde bulamazlardı. Şimdi öncelikle karşılaşma 7 Haziran'da yapılacak. Amerika'da olacak. Hollywood, Florida'da. Hard Rock Hotel Casinosu'nda olacak. Ama Türkiye saatiyle beraber 8 Haziran sabahına ya da gecesine denk gelecek bu karşılaşmanın başlangıç saati. Şimdi nerede yayınlanacağından bahsedelim. Karşılaşma Don King ünlü promotör bu geceyi düzenliyor. Adrian Broner vs. Blair Cox arasındaki yapılacak gecenin art kartında bu karşılaşma olacak. Ve 20 dolar gibi bir ücreti var pay per view. 3 gün 6 saat 5 dakika diye işte geri sayımı görüyorsunuz. Bizim saatimize göre buradaki geri sayım. 8 Haziran saat 1'de karşılaşma yani gece başlayacakmış. 6 tane maç var bu gecede işte. Devon Williams, Travis Floyd'la vesaire başlıyor. Ve gecenin üçüncü karşılaşması Michael Hunter, Cassius Shaney karşılaşması olacak. Altıncı ve son karşılaşmada Adrian Broner ve Blair Cox arasındaki maç olacak. Tabii bizi ilgilendiren Michael Hunter ile Cassius Shaney arasındaki karşılaşma. Şimdi dilerseniz Cassius Shaney ile birlikte başlayalım. Cassius Shaney dünya sıralamasında 38. sırada bulunuyor. Amerika'nın 7. sırada olan boksörü 36 yaşında, lakabı COG ve 1.98 boyu bulunuyor. Tabii ki Cassius Shaney bugüne kadar sadece bir defa yenildi. O da George Araiz'e karşı. 24 karşılaşmasının 23'ünü kazandı, 16'sı nakavtla. Bugüne kadar hangi önemli isimlerle maç yaptı diye hızlıca hemen bir bakalım. Tabii çok önemli isimler yok. Shawn Del Terrell Winters var bildiğimiz isim olarak. Onu unanimous decision'la yenmiş. Ardından George Araiz'a split decision'la yenilmiş. George Araiz biliyorsunuz Jared Anderson'a yenilmişti. Knockout olmuştu. Onun haricinde bir yenilgisi olmayan bir boksör. Ve gerçekten onun haricinde de Trevor Brown'la maç yaptı. Cassius Shaney ve 7. roundda knockout etti Trevor Brown'ı. Ama 2. roundda da yine düşürmüştü Trevor Brown'ı Cassius Shaney. Evet, tabii ben bu Trevor Brown'la yaptığı karşılaşmayı izledim. Gayet hareketsiz bir boksör Cassius Shaney ama yumruk gücü olan bir boksör. Tekniği nispeten ortanın altında öyle söyleyeyim ve savunması da çok olmayan bir boksör Cassius Shaney. Çok da öyle özellikleri olan bir boksör olmadığını söyleyebilirim. Trevor Brown'ı biliyorsunuz ki Daniel Dubois daha erken knockout etmişti. Bu da aklımızın bir kenarında bulunsun. Şimdi buradan Michael Hunter'a geçelim. Michael Hunter dünya sıralamasında 12. sırada bulunuyor. Ve Amerika'nın 2 numaralı boksörü 35 yaşında 1.88 boyunda ve 2.02 kanat açıklığı bulunuyor. Daha detaylarına birazdan yine geleceğiz. Biliyorsunuz Michael Hunter sadece bir boksöre yenildi. O da Oleksandr Usyk. Onun haricinde 2 beraberliği bulunuyor ve 22 galibiyeti bulunuyor. 16'sı da nakavtla. Ama bu maçların tamamı ağır siklette değil. Çoğu Cruiserweight'te çünkü daha sonradan ağır siklete çıkmıştı Michael Hunter.
Berabere kaldığı isimler Alexander Povetkin ve Jerry Forrest. Zaten bu iki ismi de tanıyorsunuzdur. Bu isimler haricinde ağır siklette Martin Bakole ile karşılaştı. Teknik nakavtla Bakole'yi yendi. Iago Kilatze'yi yendi. Terrell Jamal Woods'u yine Yunan Sicin'le yendi. Onun öncesi zaten Cruiserweight'te Alexander Usyk'e yenilmişti. Povetkin'den sonra fazla işte önemli isimle karşılaşmadı. Sadece Jerry Forrest önemli diye söyleyebiliriz. Onunla da Split Decision'la berabere kalmıştı. Ve daha sonrasında da 2021 yılının Aralık ayından sonra sadece iki karşılaşmaya çıktı. Onlar da çok önemli rakipler değildi ve ikisini de nakavtla yendi Michael Hunter. Evet, iki boksör de baktığımız zaman gerçekten son yıllarda 2021 Aralık'tan sonra iki maç yapmışlar. Yani pek aktif boksörler değiller. Bunu da yine unutmayalım. Şimdi dünya çapında nasıl tahminler yapılmış hemen oraya gelelim. Yaşlarını kıyaslamasını yapmıştık. 35 yaşa 37 yaş. Son maçında 99 kilo gelmiş Michael Hunter. Ve Cassius Chaney'de 116,6 kilogram gelmiş. Burada reach'leri de görebiliyoruz. 2.02'ye 2.06. Yani her ne kadar 10 santimetre Michael Hunter'ın boyu daha kısa olsa bile kanat açıklığında 4 santimlik bir fark var sadece. Yani Michael Hunter'ın kolları gayet uzun. O yüzden bu avantajı çok da kullanamayacaktır Cassius Chaney diye söyleyebilirim. Dünya genelinde sadece 33 tahmin yapılmış ve bunların %94'ünde Michael Hunter kazanır demişler ve %6'sında da Cassius Chaney karşılaşmayı kazanır demişler. Michael Hunter kazanır diyenlerin sadece %7'ye yakını nakavtla alır demiş. %94'e yakını da sayıyla kazanır demiş. Cassius Chaney kazanır diyenlerin ise tamamı eğer kazanırsa sayıyla kazanabilir diye söylemişler. Tabii ben buradan kendi tahminime geleceğim. Ama öncesinde bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Karşılaşma yani 20 dolar vermektense biliyorsunuz hani bizde bu karşılaşma sabah saatlerine denk geldiği için biraz daha bekleyip YouTube üzerinde mutlaka bu karşılaşmayı paylaşacaklardır. Oradan ücretsiz bir şekilde karşılaşmayı izleyebilirsiniz. Yani ben de öyle yapacağım. Bu karşılaşmayı an be an canlı izlemenin de çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra ben kendi tahminime geleyim. Baktığımızda Cassius Chaney bugüne kadar çok önemli isimlerle maç yapmadı. Bu açıdan pek tecrübesi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama Michael Hunter gerek Alexander Usyk olsun, gerek birkaç daha önemli boksör olsun, kariyeri boyunca gerçekten önemli boksörlerle maç yaparak tecrübe kazandı. Ve Michael Hunter daha hareketli bir boksör, footworkleri daha iyi, daha hızlı bir boksör, kolları da daha hızlı, ringi de çok güzel kullanıyor Michael Hunter ve dinlenmek için rakibine de doğru zamanlarda sarılıyor. Savunması da yine Michael Hunter'ın Cassius Chaney'e göre daha iyi. Cassius Chaney böyle ayakları, fiziği gerçekten sağlam bir boksör, diri bir boksör ama savunması pek olan bir boksör değil. Çoğu zaman kollarını indiriyor, öyle boks yapıyor. Ama Michael Hunter daha böyle nasıl diyeyim? Temkinli bir şekilde rakibini izleyerekten, tabi bunlar tecrübeden de kaynaklanıyor, maç yapıyor ve bunlar da tabii ki ciddi bir avantaj. Michael Hunter, ben hani bu pazar sohbetinde de söylemiştim, orada yine bir haberde demişti ki işte önümde bu karşılaşma var, bu Cassius Chaney ile yapacağım karşılaşma, bu karşılaşmayı kazanıp üst sıralara doğru ilerlemek istiyorum diye bir açıklama yapmıştı Michael Hunter. Evet, bu karşılaşmanın sonucu nasıl olur diye yavaştan o durumlara geleyim hemen.
Bence bu karşılaşmada Michael Hunter gayet kontrollü bir şekilde dövüşecektir. Zaman zaman içeriye de girecektir. Ama her ne kadar son iki maçı nakavtla bitmiş olsa da Cassius Chaney gerçekten diri bir boksör, sağlam bir boksör. Savunması olmasa bile tekniği ortanın biraz altında olduğundan dolayı bu karşılaşmada bence kolay kolay nakavt olmayacaktır. Cassius Chaney diye söyleyebilirim. Zaten bugüne kadar da nakavt olmadı ama Michael Hunter kalitesinde bir boksörle de karşılaşmadı bu zamana kadar. Belki ilerleyen roundlarda nakavt olursa ancak öyle nakavt olur. Bence Michael Hunter bu karşılaşmayı 3 hakem kararıyla unanimous decision'la kazanacaktır diye düşünüyorum. Ve WBA interim kemerini kazanacaktır. Ve sıralamalarda da Michael Hunter yukarılara doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama kesinlikle söyleyebilirim ki şampiyon boksörle, yani muhtemelen bu Alexander Usyk, eğer karşılaşırsa ya da üst sıralardaki ilk ondaki boksörlerle Michael Hunter maç yaparsa gerçekten yenilecektir diye düşünüyorum. Yani şampiyon olma olasılığı düşüktür bana göre. Ama bu karşılaşmayı da kazanacak kaliteye sahip Michael Hunter diye söyleyebilirim. Sizlerin tabii bu maçla alakalı yorumlarını, tahminlerini de merak ediyorum. Lütfen onları da bu videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Cuma günü ben soru cevap canlı yayını yapacağım. O yayını da lütfen kaçırmayın. Arkadaşlarınızı, dostlarınızı yayınımıza davet edin. Yeni katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum kanalımıza. Gerçekten kanalımız gittikçe büyüyor. Tabii bunlar da sizin sayenizde oluyor. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.